Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Ahmet abinin oltasına bakım yapacağız. Ahmet abinin oltasında şöyle bir sorun var. Aslında sıfır olta. Ama görüyorsunuz hiç dönmüyor. Yani çok kullanmadı. Açılmamış olabilir diye düşünüyoruz. Açılmasını da beklemek istemiyoruz. Çünkü hissiyatı bayağı bir düşürüyor. Şöyle çevirdiğin zaman bu kadar. Mesela burada Siyan da var. Aynı fiyat bandında neredeyse Shimano'nun. Bir çevirdiğinde uzun süre dönebiliyor. Ya da burada benim kullandığım Helios var. Küçük bir çevirmede durmuyor yani. Bu Alaris de küçük bir ya Grace diye tutuyor bunu. O da hani kalitesiz bir Grace kullanmış olabilirler. Okuma birazcık ucuza kaçıyor bu gibi şeylerde. LRF'de Shimano ve Daiwa'yı tercih edersiniz. Sizin için daha iyi. Bir de şuradaki şu kalam olayı. Mesela bakın. Şu çok gevşek, şu çok sıkı olabiliyor. LRF'de bu kalamanın bayağı bir önemi var. Mesela Helios'tan örnek göstereyim. Helios'ta bu çok daha iyi. Küçücük. Birazcık segmentler arttıkça daha kaliteli ürünler yapıyorlar. Siyan'da da mesela. O oran çok büyük. Şimdi biz bunu temizleyeceğiz. Bakalım ne duruma gelecek. Şu anki dönme şeyi bu. Şimdi şu kolu sökeceğiz. Alaris'te şöyle bir sıkıntı var. Şu topuzun takıldığı yerde bir boşluk var. Makinelerde aslında fark eden birazcık o oluyor. İçerideki dişliyle şu koldaki boşluğu azaltıyorlar. Burada da aynı şekilde bir boşluk var. Bu boşluk hissiyatını bayağı bir düşürüyor. Mesela Helios LRF segmentinde okumanın en yüksek diye sattığı model. Onda dahi şurada boşluk var. Ben bunu götürdüm balıkçılığa. Balıkçılık hani contalar eskidi falan filan. Yani ömür boyu bakım dediklerine bakmayın. Öyle bir şey yok. Yani bir bahane buluyorlar mutlaka. Yardımcı olmadılar kısacası. Şu kafayı söktüğümüz yerin altında tırnaklar oluyor. Bunları da çıkartıyoruz. Şu pulların amacı şu kafadaki yüksekliği ayarlıyor. Bunun bir tanesi eksik olduğu zaman ip daha çok yukarıya sarmaya başlar. Fazladan bir tane olduğu zaman da bu sefer aşağıya sarmaya başlar. Siz içinden çıktığı şekliyle yani doğru şekliyle kullanmaya devam edin. Bunlar genelde pirinç oluyor. Ayrıca tersine takıyorlar. Yani normalde sola sökersin. Bunu da sağa doğru çeviriyorsun. Küçücük bir yaptığın zaman birazcık fazla sıkarsan zarar verirsin. Gerek yok. Nazik olacaksın. Kafasını söktük. Zaten 20'lik makine. Şimdi şuralara falan da yağ damlatacağız. Makine yağ damlattığımızda olay çözülüyor. İpin kaydığı yer falan. Bunlara bakım yapman gerekiyor. Bu ipin kaydığı yere 2 avda bir bakım yapsan, bir yağ damlatsan hiç sorun olmaz. Daha iyi olur. Şimdi şuradaki 3 tane vida var. Bir de şu altta var. 1, 2, 3, 4. Bunun altından da çıkabilir bir tane. Onları bir sökelim sonra devam. Evet, civetaları söktük. Şu üstteki kapağı yavaşça çekiyoruz. İçinden bir yaymayı fırlamasın. Evet, durum bu. Plastik kapak. Şimdi bunlar her yerinde pul oluyor. Bu pullara dikkat edin. Mesela bak burada da var. 2 tane pul koymuşlar. Şöyle yukarıdayken şuradaki hareket eden şeyi görüyorsunuz değil mi? Bu yukarıdayken bunu çıkartmak imkansız. Çıkmaz. Bunu aşağı indireceksiniz. Şimdi bunu çıkartabiliyorsunuz. Nice. Evet.
Bu da tamam. Olay bu kadar aslında. Şimdi bunları güzelce bir temizleyelim. Gresleyeceğiz. Yeniden toplayacağız. Ben bir temizlik malzemelerini getireyim. Hadi görüşürüz. Bu gördüğünüz makine ya. Bu da gres. Şu beyaz kapakta da mazot var. Rulmandan hiç dönmüyordu. Şu makinenin içine de aynı şekilde. Şimdi bunun üzerindeki mazot kalıntılarını çok iyi temizlememiz lazım. Tamam. Çoğu parçayı temizledim, yağladım. Şimdi şu kafayı alalım elimize. Şöyle açtığımız zaman şu aralıklar biraz daha genişliyor. Bakın üzerine yardım etsiniz. Yardım. Kapıyı kapatalım. Bu gece yağıyor zaten. Zaten alerislerin içinde burada rulman yok. Rulman olmadığı için daha fazla yağa ihtiyaç duyuyor. Yağladık kafayı. Şimdiki fazlalık yağı sileceğiz. Şurada kafaların içinde bir tane tırnak olur. Görüyorsunuz. O tırnaktan içeriye de yağ damlatın birkaç tane. Bu yağ şuradaki kapağa gidiyor. Bu kapaktan direkt şuradaki mekanizmaya, yaylı mekanizmaya gidiyor. Aşağıya doğru tutarak çalıştırdığınız zaman mesela koldaki şu hareket eden aksam buralarda da paslanma olabiliyor. Söktüğünüz zaman küçük yağ damlaları yaparsanız, küçük müdahaleler büyük dertlerden kurtarıyor sizi. Mesela topuzda da aynı şekilde. Şurada bunların boşluğu var. Gresimizi açalım. Çok fazla değil. Altında bunun bir yatağı var. O yatağı sürüyoruz. Çünkü onun üzerinde dönüyor. Şuradaki boşluğa gelmesi için. Buraya oturtturduk. Rulmanı da taktım yerine. Zaten yatağı var. Küçük bir bastırdığında lop diye oturuyor yerine. Milagres sürmenize gerek yok zaten. Tüm parçalara hafiften sürdüğünüz zaman o içeride bir döngü yapıyor. Bunu üstten aşağı salıyorsunuz. Bu parçaya. Şöyle içine oturuyor zaten. Parçaya. Biraz gres alıyoruz. Şuradaki dişlerin arasına. Pislik olmamasına özen gösterelim. Yoksa sistem çalışmaz. Şöyle yerine taktığımız zaman aynı şekilde şu hareket eden parça en alttayken takacaksın. Sorun yok. Üst taraftan söktüğümüz iki tane pul vardı. Onları da yerine sıra kapakta. Kapağı rulmanla takalım. Bu kadar. Şimdi iki tanesini sıktıktan sonra şu kolu yerine bir takalım. Evet, kafasını da taktık. Yerine sıktık. Kolunu geri takıyoruz.
farkı görüyorsunuz. Bunlar aslında sıfır olta. Yani küçücük bir temizlemenin ne kadar işe yaradığını. Buradan 15 dakika önce, 20 dakika önce makine bir tur atmıyordu. Gerekli yerlerimizi yaptık. Makinemizin ömrünü uzattık. Yerine taktık. Hatta şu kafanın içine de tuzlu su kaçabiliyor. Şöyle küçüğünden bir makineye damlatırsak bir zararı olmayacaktır. Zaten makine hareket ettiği için o fazla yağı atacaktır dışarıya. Görüyorsunuz. Yani şu an bu yeni gres sürülmüş hali bile. Az önce bir tur atıp duruyordu. Şu an kaç tur atıyor? Bu daha da açılacak zaten kullanmak için. Bu akşamın sonunda tamamen farklı bir şeye dönüşecek. Neyse, izlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olmayı unutmayın. Rast gelsin. Görüşmek üzere.